Önce mısır ununu buluyoruz. Yaklaşık 1,5 su bardağı kadar un var ikisinden de. Yine aynı şekilde unun. Buraya da ekmek kıtırlarını koyacağım. İlk etapta 3 tane yumurta kıracağım. Şimdi biraz da unları lezzetlendirmem gerekiyor. Şöyle her iki una da hem tuz hem karabiber ekliyorum. İstediğiniz başka kuru baharatlar varsa hepsini ekleyebilirsiniz. Hemen yumurtalarımı çırpıyorum. Şimdi nasıl yapıyoruz? Bu balık küplerini önce mısır ununa. Bu çok bilindik bir kaplamadır. Çok da güzel olur. Sonra una. Arkasından yumurtaya. Şu şekilde yapacağım, fazlası aksın. Yumurtadan sonra yaparken elimle üzerine döküyorum. Hepsini içinde gezdirmeyeceğim. Aksi takdirde bütün ekmek kırıntılarını mahvedebilirim. Aynen bu sırayla bütün balıklarım bitene kadar devam edeceğim. Balıklar tamam. Şöyle yağımın altını biraz daha açacağım. Unutmayın, burada yağın iyice kızgın olması gerekiyor. Çok fazla da doldurmayacağız. Yüzeyi kaplayalım yeter. Bir yandan da patates salatasını hazırlamak istiyorum. Haşlanmış 2 tane patatesim var. Kullanmadan önce kontrol edin. Çok soğuk olmasınlar. Çünkü içine biraz tereyağı koyacağım. Onun erimesini istiyorum. Kolay ezebilmek için şöyle parçalar haline böleceğim. Bunların böyle nar gibi kızarmasını istiyorum. Evet, olmaya başladılar. Şimdi patatesin içine ne koyacağız? Birazcık oda sıcaklığında tereyağına ihtiyacım var. Tabii ki tuz. En son biraz da beyaz peynir ekleyeceğim. Yarı tuzlu, çok fazla tuzlu değil. Hemen şu şekilde. İlk postamız hazır. Ezme işlemine devam ediyorum. Şimdi peynirimi ekleyeceğim. Biraz da onunla ezeceğim. Peynirlerin de böyle püre gibi olmasını istemiyorum. Hafif belirgin olmaları gerekiyor. Biraz maydanoza ihtiyacım var. Maydanozlar da tamam. Onları da içine gönderiyorum. Burada yine harika bir renk uyumu oldu. Yeşil, sarı, nar gibi balıklar. Sunum tabağımızı alalım. Şöyle bir çemberden yardım alacağım. Evet, kendime göre ayarlıyorum. Hemen balıkları da yanına. Aynen bu şekilde gelişigüzel dolduracağım.